Mevcut huzurevi yeterli değil dedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelmesi halinde tam donanımlı huzurevi sözü verdi. Isparta'da artık modern bir huzurevine ihtiyaç olduğu gözükmektedir. İyi Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, Isparta Huzurevi ve Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan adayı Tural ve partililerin ilk durağı Isparta Huzurevi oldu. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Tural, mevcut huzureviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eski huzurevi binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkıldığını ve mevcut huzurevi binasının da yeterli olmadığını belirten İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevine gelmesi halinde Isparta'ya tam donanımlı bir huzurevinin yapılacağını söyledi aşağıdaki huzurevimizin depreme dayanıklı olmamasından dolayı yıkıldığını ve şu anki mevcut huzurevinde yeterli olmadığını, kapasitesinin de yeterli olmadığını huzurevimizin vakfı yöneticilerinden de böyle bir bilgi aldık. Eğer bizler Ispartalı vatandaşlarımız tarafından teveccüh gösterilirse, bizler bu göreve seçilirsek burada söz veriyoruz. Isparta'ya modern yakışır bir şekilde huzur ve sağlık içerisinde geçirebilecekleri bir huzurevi yapma sözü veriyoruz. Çünkü nasıl gençleri bizim geleceğimiz diyorsak yaşlılar da bizim geçmişimizdir. Onun için hem geçmişimizi ve geleceğimize sahip çıkmayan nesiller yok olmaya mahkumdur. Onun için yaşlılar bizim için çok kıymetlidir. Annelerimiz, babalarımız, bacılarımız, amcalarımız bizim için çok önemlidir. Isparta'ya yakışır bir huzurevi modernizasyon bir şekilde yapılması şart şu anda gördüğümüz kadarıyla. İnşallah bunu da biz yapmak bize nasip eder diyorum. Belediye Başkan Adayı Tural hazırladıkları kreş gündüz bakım evi projesiyle yaşlı bireylere her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yaşlı kreş gündüz bakım evi diye İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde e, vatandaşlarımızla kamuoyunda paylaşmak suretiyle de e, yaşlılarımızın tabii sizler için de olabilir sabahleyin gelip akşam da gidebilirsiniz. Ama evinde yaşlı olan e, çalışan e, insanlarımızın işe giderken e, yaşlılarını bakıma muhtaç olan insanları yaşlı kreş gündüz bakım önüne bırakmak suretiyle akşamda da giderken Evine götürecekler. Bu şekilde de projemiz var. İnşallah bu projeleri hayata geçirmek suretiyle yaşlı kesimimize de desteklerimiz sürecektir. Başkan adayı Tural'ın kendilerine değerli bir söz verdiğini söyleyen Isparta Huzur ve Bakım Merkezi Müdürü Alperen Sözen, ziyaretinden dolayı Tural'a ve İyi Parti yönetimine teşekkür etti. Huzur evimizdeki yaşlılarımızı unutmayıp onları değerli görüp Yaşlarımızın kıymetini bilip bizleri ziyarete gelen İyi Parti Belediye Başkan adayımız Sayın Ahmet Turala e, ve yanındaki ekip arkadaşlarına e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Ahmet e, Başkanımız bir e, söz verdi bizim için değerli bir söz. E, bu konuda da kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Konuşmaların ardından Başkan adayı Tural ve beraberindekiler. Isparta Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Tural'ın bir sonraki durağı Isparta Huzurevi yanında bulunan Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi oldu. Özel bireylerle bir araya gelen Başkan Adayı Tural, merkezde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı, özel bireylere de kitap hediye etti. Belediye başkanı seçilmesi halinde özel bireyler için özel bir projenin mevcut olduğunu söyleyen Tural, hem belediyemizin içerisinde hem de dışarıda özel kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi. Huzurevi ziyaretimiz sonrası özel çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Hakikaten burada bu tabloyu görünce e, duygulanmak işte değil. E, tabii burada Sayın Başkanımız Karınca Derneği, adı altında bir dernek kurmuşlar. Burayı çok güzel bir yaşam alanına çevirmişler. Ben ki öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim belediye başkanlığımız seçilmemiz durumunda zaten özel çocuklarımıza binaya yapılacak projemiz mevcuttur. Hem belediye binası içerisinde hem de dışarıda yaptıracağımız güzel bir projeyle özel çocuklarımızın yaşam standartını en yüksek şekilde gerçekleştireceğiz. Ama bugün bu karınca derneğinin burada kalmasını, buranın biraz daha modelleşmesini e, ve güzelleşmesinden e, yana e, dernek başkanımıza e, söyledim. Evet buraya güzel bir şey yapmışlar. Çocuklarımız burada çok güzel bir vakit geçiriyorlar. Ben burada dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şunu her zaman söylüyoruz. Bu çocuklarımıza, bu ailelerimize ne yapsak azdır. Onun için bunlar bizim önemli. Umut benim kardeşim. Evet. İnşallah Umut da bizi burada temsil edecek. Karınca Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hülya Yüceer'de ziyaretlerinden dolayı başkan adayı Tural'a teşekkür etti.